Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. İlk kez bu saatte video başlatıyorum. Saat şu an 12 geliyor. Normalde sabah çekecektim ama bugün birkaç gündür şu kalçamda o kadar ağrı var ki Instagram'dan takip edenler biliyordur. Bayağıdır yani bayağı bir ağrı var. Doktora gittim sabah, hastaneye gittim ve o kadar böyle sabahları uyandığımda kötü uyanıyorum ki kalçamdaki ağrıdan dolayı. O yüzden video başlatamadım. O kadar modum yoktu. Bugün gittim ortopediye. Önemli bir şey yani dedi ki bir şey yapamayız. MR çektirebilirsin sadece dedi. Hani hiçbir şey yapamam dedi hamile olduğun için. Doktoruma gittim, doğum doktoruma. O da hiçbir şeyin olmadığını, sadece vitamin eksikliğinden olduğunu söyledi. Vitaminlerimi düzenli kullanmıyordum çünkü serum takıldı, kalsiyum. Yarın tekrar takılacak. Bugün saat 11-12 şu an saat. Eve geldik. Üzerimi değiştireceğim. Vitaminlerimi içeceğim. Ve Burak çok yoğun çalışıyor. Bu gece de gelemeyecek işlerinden dolayı. Tesiste olacak. O yüzden de ben de annemde kalayım dedim. O da aklım sende kalıyor, evde kalma dedi. Ablam da gelmişti. Şimdi eve geldik. Şu arkada gördüğünüz kabanlarım kuru temizlemeden geldi. Onları yerleştireceğim. Üzerimi değiştireceğim. Rahat bir şeyler yiyeceğim. Makyajımı çıkaracağım. İlaçlarımı içip anneme geçeceğiz. Annemde kalacağım. Hem annemin evini özlemişsinizdir. Hem de ablam burada. Abla gel selam ver. Hem de şu kabanları açalım. Bakın, merhaba arkadaşlar. Müge yine burada. Evet, şimdi Fatma'nın doğumu biraz falan edeceğim. Aynen. Ben ona dar gelen kıyafetlerimi vereceğim. Ben de ona bol gelenleri veriyorum. Aynen. Karnım büyüdü artık, dar hiçbir şey giyemiyorum. O yüzden değişelim dedik. Şu arkaya yerleştirelim abla. Onları asalım hemen. Tamam. Askı vardır bende. Öyle yani. Böyle bir vlog olacak. Yarın da çekerim. Yarın da yine işte doktora gideceğiz. Çarşıya gideriz falan filan. Yani bacağım kötü arkadaşlar. Hamilelikte kalça ağrısı olurmuş ama benim böyle spora da başlamıştım. Onda yanlış bir hareketten de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü böyle ters bir hareket yaptığımda ağrıyor ve bayağı o an böyle beni krize sokuyor. Neyse düzeleceğiz inşallah. Burak öyle diyor. Ne zaman diyor. Burası Burak'ın mı? O uzun alanlar benim aynı. O ahşap askıları asalım abla. Anneme şu askıları götüreyim ben. Anneme lazım olur. Böyle kışlık makineye atamadığım şeyleri kuru temizlemeye veriyorum arkadaşlar ben. Tertemiz oluyor. Mis gibi olup geri geliyor bana. Yani onlar çıkacak oradan da şimdilik asıver en arkaya. Giyinme odanı mı yaptın? Giyinme odasını yaptı, mutfağı yaptı. Alın yapıyor, alın çok güzel. Evet. Yavaş yavaş. Ben atarım bunlar kullanımda. Ben şu yeleğimi de alayım. Alın yapsın. O da asmıyor, tamam oraya katlıyor. Sen askıları al, senin poşete koyuver. Burada da kalkarız. Bakar mısınız? Dolap içi temizliği yapıldı. Böyle bir şey olamaz. Mağaza gibi ya şu an her yer. Aşırı iyi. Şimdi ablama buradan bana dar gelenleri vereceğim. Sonra makyajı çıkarırız falan filan. Sizi de şöyle koyayım bence. Anlaştırdım ama ben sizi. Kardeşimin giyinme odasını talan etmek keyfi. Az önce Fatma de butik. Dar gelen blok keyfi. Hamileyken alıyorum. İnşallah çocuk doğurduğunda geri almaz. Kesin alırım, kesin. Şunu alabilirsem mükemmel. Dar gelen kıyafetleri hamileyken alıyorum. İnşallah çocuk doğurduğunda.
saçlarını da alayım. Şimdi şöyle atletimdeyim. Hemen bir makyajımı çıkaracağım. Sonra gideceğiz. Umarım ışık iyidir. Karın bölgemi de şu an bir yağladım. Şu Garnier'imi çıkarıyorum. Makyajımı. Buranın bu ara işleri çok yoğun. Normalde evde yalnız kaldığım geceler de oluyor. Ama bugün hazır dedi ablan gelmişken sen de annende kal. Hem görüşürsünüz hem de benim aklım sende kalmaz dedi. Çünkü çok nadir evde olmadığı geceler oluyor. Yani geç de olsa geliyor normalde 2'de 3'de. Evde olmadığı birkaç gece var şu ana kadar. Yine o gecelerden biri. Ben de böyle bir vlog çekeyim dedim. Annemin evinde eski günlerdeki gibi. Evlenmeden önceki vloglarım gibi. Güzel olur. Özlemişsiniz o evi. Özlemişsinizdir. Geçen gün dedim ki anneme geldim. Özlemişsinizdir burayı. Ve çekemedim. Çünkü babam vardı. Babam varken hani böyle çekiniyorum rahat edemez diye. Çünkü susuyorlar ben kamerayı açtığımda. Herkes demiş annemin evi özlediniz dediniz. Özledin de özlemişsinizdir dediniz. Dedin. Ama hiçbir şey çekmemişim falan filan. Arkadaşlar o yüzden çekmedim. Gecimi çıkardım hemen. Yıkıyorum biyodermayla. Dişlerimi fırçalıyorum. Cildim rahatladı, tertemiz oldu. Şu Jarnine'ın gerçekten memnun kaldığım ürününde. Vitamin C'sini kullanıyorum nemlendiriciden önce. Şu şekilde. Geçen videoda reklam demişsiniz ama beğenmediğim hiçbir şeyi zaten reklamını, işbirliğini yapmıyorum arkadaşlar. O yüzden görebilirsiniz birkaç videomda daha. Çünkü gerçekten memnun kaldım. Bu gece evde olmadığım için hemen bir deodorant. Şununla kaşlarımı, kirpiklerimi tarıyorum çünkü bayağı dökülüyorlar. Hamilelikle alakalı olarak göz çevresi kremini de süreceğim. Kills. Bu bildiğiniz bayağı sabaha kadar nemli tutuyor. Değişik kullanıyorum. Her gün aynı kremi kullanmıyorum. Çatlaklarım için de öyle. Mesela liyarak bitti. Bugün Instagram'dan gösterdim hatta sabah. Tekrar alacağım. 1-1,5 aydır kullanana kadar çatlağım yok. Göbeğim büyüdü aslında. Gördünüz mü az önce bilmiyorum ama büyüdü. Umarım hiç olmaz. Şu kremi de sürüp ön üzerimi giyeceğim ve çıkacağız. Foro'ya maskeleri aldık. Ablamla maske yaparız diye annem de. Başka da hiçbir şey yapmayacağım. Sadece concealer alacağım. Yarın belki sürerim diye. O kadar. Hemen yarın doktora giderken belki yüzüme bir şeyler sürmek isterim diye. Şu Wet n Wild'ın Sting Concealer'ını alacağım. Bakın geçen şu Narsink'ini aldım. O kadar beğendim ki. Bunu Instagram'dan anlattım. Oradan takip ediyorsunuz biliyorsunuzdur. Çok güzel. Çok beğendim. Neyse. Şimdi şu ikisini alacağım. Bir de bir rimel. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Rujum var zaten. Bir tane de toka alacağım. Yarın birlikte 3 dakikada makyaj falan yaparız. Dudağıma da şunu süreceğim.
çıkabiliriz. Öyleyim. Şu eşofman takımımı giydim. Zara'dan aldım. Annem de pijama giyerim zaten. Haydi bakalım gidelim. Bakımlandık. Gidebiliriz. Arkadaşlar yataklarımız kurulmuş. Bu benim çocukluğumun yorganı. Bebişim de bunda yatar geldiğinde. Öyle. Günaydın. Biz uyandık şimdi. Anneannemi, babamın kahvaltıya bekliyoruz. Babam anneannemi de alacak ve kahvaltı yapacağız. Annem de mutfakta kahvaltı hazırlıyor. Ben de bir elimi yüzümü yıkadım. Şu an terastayım gördüğün gibi. Böyle bir şey yapmadık akşam. Geldik, biraz oturduk, uzandık, sohbet muhabbet ettik annem, ablam, ben. Ama yattığımda saat 2:30 falandı. Sonra Foreo maskeleri yaptık falan. Öyle. Günaydın. Günaydın. Gey. Selam. Nasıl soğukmuş bildiğin. Evet. Öyle. Şimdi kahvaltı yapacağız. Sonra görüşürüz tekrar. 12 gibi doktora gideceğiz. Serum takılmaya. Çekelim zaten oraları da. Hazır. Ezine peyniri mi? Hmm. Ve gelin eski günlerdeki gibi burada hazırlanalım arkadaşlar. Eskiden ne çok video çekerdim burada. Şu ortamda tam olarak. Bakın hala burada benim ürünlerim var. Annem atmamış, kıyamamış. Şu arkamda gördüğünüz yerde. Hala benim sürekli kullandığım Ürederm olsun. Morpheus olsun, Batiz kuru şampuan. Düzleştiricim de var mesela burada. Buraya geldiğimde yaparım diye bırakmıştım. Başka almıştım kendime. Öyle bir makyaj yapıyorum. Bir kahve içeriz. Sonra gideriz doktora. Bacağım kötü arkadaşlar. Yürürken size gösteremiyorum ama bayağı böyle hani sinire bir şey değiyor gibi. Yaşayanlar var mı aşağıda yazsınlar. Bir şey batıyor gibi. Her hareketimde değil ama bazı hareketlerde. Düzleştiricimi de takayım, üstünden geçerim. Bendeki bu eskiden kullandığım Remington'un şu düzleştiricisi. Çok da memnunum arkadaşlar. Buna bakabilirsiniz. Hani yedek hala evdeki bozulsa bunu gelir alırım. Kullanırım. Şu Batist'in varmış. Annemde bıraktığım. Bu en iyi bu arada. Kuru şampuan yani. Eğer bir tane kuru şampuan alacaksanız mutlaka bunu alın. Bakın şu Naskita'nın tarağını da ablam getirmiş. Dün akşam şeyde gösterdim bunu. Instagram'da bayağı güzel. Yani o kadar güzel açıyor ki 50 lira. Diyor ki göster insanlar Tangle Teaser yerine bunu alsınlar. Daha uygun fiyatlı ve çok güzel tarıyor dedi. İsterseniz linkini bırakırım veya Kasım linklerimde de bulabilirsiniz. Instagram'da orada da bırakacağım. Üzerinden bir düzleştiriciyle geçip. Şöyle. Çekilirim diye. Şimdiye kadar çok iyiydi. Hiçbir ağrım sancım yoktu. Çok iyi hissediyordum ama şu 3-5 gündür bu ağrıların olması gerçekten böyle modumu düşürdü. Çok da şey yapmıyorum ama hani böyle üzmüyorum kendimi. Olur. Düzelir, geçer. Hani bu süreci böyle çok kendimi yıpratarak, üzülerek şey yaparak geçirmek istemiyorum açıkçası. Şu Wet n Wild'ın concealer'ını kullanacağım. Bunu çok seviyorum. Orada burada ışık bayağı iyiymiş. Eskiden kameramda bu kadar iyi çıkmazdı. Muhtemelen bu kameradan dolayı eskiden daha karanlık çıkardı.
Onu hatırlıyorsunuzdur. Sadece kameraya bakarak yapıyorum şu an. Bu da böyle olsun. Farklı bir ortamda. Fırça getirmemişim sadece. Ablamda da buna uygun çok fırça yok. Şunu da denesem. Şöyle. Sünger çok iyi arkadaşlar. Gerçekten concealer'ı bitiriyor. O yüzden şöyle parmaklarımla da deneyeceğim. Şu şekilde. Sünger tüm kapatıcılığı alıyor yani. Aşırı seyreltiyor. İnceltiyor ürünü. O yüzden ya parmaklarınızla ya fırçayla deneyin. Kaş için hiçbir şey getirmedim. Şu an onu fark ettim. Ablamın da makyaj çantası yani. Bravo. Ne ararsam var. Hiçbir şey yok. Şu pudramdan geçiyorum MAC. Ve aldık. Bu kadar arkadaşlar. Hafif bir makyaj. Sadece saçlar, kaşlarıma bir çözüm bulmam lazım. Aşırı dağınıklar şu an. Nasıl bağırış duyuyor musun? Sabah sabah. Yengemler var. Anneannem var. Babam, abla. Bence oldu. MAC'in Velvet Teddy rujunu kullandım. Gayet hafif. Kaşlarımı tararım. Ablam bir kaş yağı verdi. En kötü onunla tararım. Bu kadar. 3 malzemeyle bu kadar oluyor. Şimdi giyineceğim. Altıma eşofmanımı giyeceğim. Bir kahve içeriz. Sonra çıkarız. Tekrar açarım kamerayı. Ve şimdi evden çıktım. Arkadaşlar. Ablam gelmiyor. Bizim planlar yine değişti. Çünkü bir saat falan sürüyor serum. Ben gideyim o işlerimi halledeyim dedim. Kuzenime de akşam gideceğiz muhtemelen. O da duşa falan girmesi lazımmış. Akşamüstü belki onunla tekrar çarşıya çıkarız. Bilmiyorum. Ben yalnız gideceğim şimdi. Ve serum taktıracağım. Geri döneceğim. Hem de Burak'a gider görürüm. Şu an Soma'da bir yerde işini hallediyor. Göremedim. Dünden beri görüşemedik. Özleştik kocişimle. Birbirimizi görürüz. Uğrarım. Oradan geri dönerim anneme. Öyle. Bu hafta iş yok. Bu hafta gezmelerdeyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bu taraf kompartmanı mı? Buradan mı geçin? Aynen. Şöyle. Ben sizi yine Ozan odasını alayım. Burası mı? Aynen. Sen tamam. Onu burada taşıyacağım. Tamam. Kameram beni çeksin. Bugün vlog çekiyordu. Öyle mi? Evet. Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyiyiz valla. Ben de öyleyim. Daha düzgün giyinirdim. Olsun. Gayet güzelsin. Aynen. Şu an kocasının siparişlerini aldım. Gidiyorum şimdi. Doktordan çıktım arkadaşlar. Yarım saat falan sürdü. Serum takıldı. Sağ olsun. Doktorumla konuştuk, ilgilendi falan filan. Yani çok memnunum zaten. Soma'da yaşayanlar biliyordur Ahmet Koç'a onunla gidiyorum. Şimdi Burak'ın yanına gidiyorum. Umarım geçer bu bacağımdaki ağrı. Yani ilk kalktığımda kilitleniyor. Sebebini tam olarak bilmiyorum. Ama geçer diye düşünüyorum. Şükür halimize. Şimdi kocişimi göreceğim. Oradan eve geçeceğiz. Bakın geliyor kocişim. Dönerini almaya. Gördünüz mü?
Mahvolmuş eli yüzü, sırf kömür. Kıyamam sana ben. Aşkım neredesin bana sen ya? He? Neredesin? Senin yüzün kapkara mıydı az önce? Hadi aynen kapkaraydı. Ben de onu fark ettim aynada da onu kömür yıkadım. Kömür tozunun içinde. Kömür seçiyorduk. Aşkım ya. Ne yapacağız abi? Şimdi Burak yemeğini yedi ve indi arkadaşlar. İşi devam ediyor. Ama bu gece eve gelir diye düşünüyorum. Bu gece evimizde uyuruz yani. Çünkü evlendiğimizden beri sadece bir veya iki gece askerlik hariç bir veya iki gece ayrı kaldık. O da böyle işlerin çok yoğun olduğu bu zamanlarda. Ama bu gece gelir diye düşünüyorum. Bir Migros'a uğrayacağım. Oradan eve geçeriz. Anneme geçeriz direkt. Şimdi Migros'a geldim. Şunu oradan alacağım. Soda olarak Beypazarı alacaktım ama burada yokmuş. Şöyle yoğurt falan aldım. Nutella aldım. 7 lira. Yiyeceğim bakalım. Doğal zengin mineralli sürüyor. Beğenirsem daha fazla alırım zaten. İçime döner yaptım, götürdüm, sevindi. Sevindi mi yazık? Daha orada mı? Yüzü full kömür. Ah ah ah. Ah babacığının haline bak. Sana dedim acil cilt bakımı. Çocuğa neler almıştın? Şunu aldım bakayım. İçeceğim güzelse alırım da. Doğal mineralli sudan. He işte onu diyorum ben. He kalsiyum, magnezyum. He o doğal işte ben onu soruyorum. Soda gibi bir şey mi bu? Şey annem onu doktorlar öneriyor. Karın kadını. Bakın arkadaşlar hep ben mi Müge'ye vereceğim? Ablamın kulaklığını aldım. Bu kaç? Birinci nesil mi? Birinci nesil ama olsun. Bizde Burak'ta vardı. Üçüncü nesil. Gittik onu sattık. Samsung kaldı ama beğenmedi Samsung'u bu arada. Garantisi daha bir sene var. Var mı? Var. Öyle yani kullanacağım. Amaç sürekli araç kullandığım için kulağımda hani olsun çok daha böyle rahat hemen telefonla konuşabileyim diye. Burak Samsung almıştık. En son onun o üçüncü nesilden çok memnundu. Bildiğin o vakumluyordu falan abla böyle. Hiç ses almıyordu. Ama Samsung'inki öyle değilmiş. O yüzden alacaksanız onu çok önermiyoruz. Memnun kalmadı. Sattı Burak onu da. Ben de şimdi ablam bunu kullanmıyormuş. O yüzden alayım dedim. Şimdi görür. Boşalırsa saksıyı alırız ona. Tamam oldu Nurten'cim. Hadi görüşürüz. Hayırlı olsun. Sen de. Ve artık bu videoyu bitirebiliriz bence. Çünkü şey yapmıyoruz, full evdeyiz, yarın bir şeyler yaparız diye düşündük. Akşam işte akrabalarımız gelecek, burada oturacağız. Biz de, annem de yani. Burak da çalışıyor. Eve gittiğimde zaten yine bir şey yapmayacağım. Burak'la bu gece evde takılırız. Yarın belki bir şeyler yapabiliriz Burak'la. Burak çalışırsa ablamla öyle. Onları da belki vloglarım, bilmiyorum yapacağımız şeye bağlı ama full yatıyorum sizin görmediğiniz zamanlarda. Çünkü bacağım bayağı kötü. Hala yatıyorum. Belki dinlenmeyle geçer, ara ara geziyorum. Çünkü çok yatınca da kilitleniyor bacağım. O yüzden biraz modum düşük. Umarım düzelir hafta içi ve artık normal hayatıma geri dönebilirim. Evet, ağrılı günler beni bekliyor. Yani ağrılı olacağı söyleniyor bundan sonraki ayların. Ama bu böyle bambaşka bir yani. O ağrının bu ağrı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Böyle elektrik çarpması gibi birden giren bir şok etkisiyle çok kötü oluyorum. Öyle umarım düzeleceğiz. Buraya kadar umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir. Umarım güzel bir vlog olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.